60 dakikaya hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bugün çarşamba, otomotiv sektörünü konuşarak başlayacağız. Konuğumuz Emrah Ünlü, Odak Otomotiv Satış ve Pazarlama Müdürü. Emrah Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi sektörünüze ilişkin verileri takip ettiğimiz bir gündeyiz. Otomotiv Sanayi Derneği'nin, bugün gelmedi, bu dün geldi yanlış bilmiyorsam ama Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre %7 gerilediğini biliyoruz. Ve 1 milyon 597 adet olmuş. Yine 9 aylık dönemde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre %2 daralmış durumda, gerilemiş durumda. Pazardaki bu hareketi, bu görünümü sorarak başlamak istiyorum. Beklentiniz doğrultusunda mı seyrediyor, beklenti dışı giden bir süreç var mı? Şöyle başlayayım. Normal standartta beklentimiz doğrultusunda giden taraf aslında sıfır otomobillerin satış tarafı. Normal standartta senenin başını baz aldığınızda aslında bu beklentinin içerisinde bile değildi otomotiv sektörü. Tüm Türkiye pazarının 850 binlerde maksimum kapanacağı öngörülüyordu. Fakat şimdiden zaten 850 binli bir satış adedine ulaşmış durumdayız. Burada üretim tarafıyla satış tarafını birbirinden birazcık ayırmamız gerekiyor. Satış tarafında her şey beklentiler dahilinde gidiyor. 1 milyonluk adet aslında bir nevi garanti desek de çok da hatalı bir cümle kurmuş olmayacağım. Fakat üretim tarafında bir takım sıkıntılar var. Bu ihracat tarafına özellikle etki eden taraf, yerli üretim tarafında, yerlinin pazar payı tarafında maalesef orada işler çok da iyiye gitmiyor. Bunun da kendi içinde bir takım etmenleri var. Hani bir taraf beklenildiği gibi gidiyor ama üretim tarafı için bu cümleleri tamamen söyleyemeyeceğim. Peki, yani o zaman buranın devamını nasıl bekliyorsunuz? Nasıl şekillenmesini, daha doğrusu nerede farklılaşmasını olumlu anlamda beklersiniz, öngörürsünüz? Şöyle söylemem gerekiyor. Bir kere üretim tarafında Türkiye'deki yatırım yapan firmalar, yani yerli üretim olarak bunu adlandırmam gerekiyor. Yerli üretim tarafında bir kayıp söz konusu. Bunun bir takım etmenleri var. Bu etmenlerden bir tanesi aslında Avrupa pazarındaki daralma, ihracatı da engelliyor. Orada otomobil pazarında da bir düşüş söz konusu. %18 civarında yanlış hatırlamıyorsam eğer, bir önceki seneye göre Avrupa otomobil pazarında da bir gerileme var ve ihracatın yapıldığı yerler o taraf olduğu için bu taraftaki üretim bandını etkileyen unsurlardan bir tanesi. İkinci taraf ise şu, bildiğiniz üzere otomobil tarafında, otomotiv sektöründe bir vergi dilimleri meselesi söz konusu. %50 ile hatta %45 ile başlayıp %80 dilimine kadar giden bir vergi dilimi söz konusu. Fakat şu anda %80 vergi diliminin altında herhangi bir otomobil kalmadı. Yerli tarafta bahsettiğimiz araçlardaki aslında kayıplardan bir tanesinin nedeni de burada bir güncelleme yapılmaması. Yani matrak güncellemesi yapmadığınız sürece şu anda ithal bir arabayla Türkiye'de üretilen bir araba arasında maalesef ki vergisel anlamda hiçbir fark kalmıyor. Avantajını tamamen kaybetmiş oluyor yerli üretim araba. Bugün ithal ettiğiniz bir arabadan da %80 özel tüketim vergisi alıyorsunuz. Türkiye'de ürettiğimiz arabadan da %80 ÖTV dilimi alıyoruz, yani vergisini alıyoruz. Bu arada dikkat çekilmesi gereken nokta şurası, özellikle üretim bandında ve ihracat tarafında yerli üretim için yerlinin pazar payı şu anda 2024 senesinin ilk 9 ayını baz aldığınızda otomotiv pazarı içerisinde %30'luk bir paya sahip. Yani %70'i ithal satışlarla, %30'u ise yerli üretim tarafında. Ne kadar geri geldi burası Emrah Bey? Şöyle söyleyeyim, aslında çok ciddi bir gerileme söz konusu. Bir önceki sene %35'lere kadar geriledi ve gerilemeye de devam ediyor. Aslında %35 şu anda barem olarak belirlenmesi gerekiyor. Fakat Eylül ayında dediğim gibi %30'lara düştüğünüzde çok da iç açıcı olarak gitmiyor. 2020-2021 senesinde yerlinin pazar payı %45-%50 civarındaydı. Yani son 3-4 senede %45-%50 pazar paylarından yerlinin aldığı pazar %30'lara düştü ve bu aşağı doğru gitmeye devam ederse gerçekten Türkiye'deki üreticiler için oldukça sıkıntılı bir süreç bekliyor demektir. İşte bu işin önlemi, Avrupa pazarına önlem alamayacağınıza göre bu da yapılabilecek bir şey yok. Yerli de bir teşvik gerekiyor. Vergi diliminin %80'inin altında, yani matrak güncellemesi hükümet tarafından, devlet tarafından yapılır ise eğer, bu yerli araçların pazar payının artmasında iyi bir etmen olacaktır diye tahmin ediyorum. Yoksa gidişat çok da hayra alamet gözükmüyor. Vergi düzenlemesi ne kadar bir fark yaratır mesela? Ne oranda yukarı iter? Şöyle düşünün o tarafı Zeynep Hanım, %80 ÖTV dilimine giren, bir kere ithal araba zaten ithal olmasından, lojistik maliyetleri, üretim maliyetleri gibi detaylardan zaten matrah fiyatı denilen, yani çıplak fiyat anlamında pahalı bir araba.
Yerli üretimin avantajı burada. Yerli üretim yaptığınızda aslında uzak mesafelerin lojistik maliyetleri daha minimize ediliyor. Çalışan maliyetleri daha minimize ediliyor gibi kavramlar var. Yani aracı daha düşük rakamlara mal edip aslında tüketiciye sunabiliyorsunuz. Fakat buradaki makası açmanız gerekiyor. Yani her ikisinden de %80 ÖTV özel tüketim vergisi aldığınız sürece makas çok dar kalıyor ve aslında insanların araca da ulaşımını engelliyoruz bir nevi. Yeteri kadar şu anda eğer vergi dilimlerinde bir güncelleme olmuş olsaydı şu anda 850 binden değil örnek veriyorum 1 milyonun üzerinde adetten zaten hali hazırda bahsediyor olacaktık. Orası da işin ayrı tarafı, sadece burası da değil, bu sefer 1 milyon geçtiğimizde kredilerle alakalı sıkıntılar var mesela. Aslında Türkiye'de bir otomotiv pazarının satış anlamında ilerlemesini gerektirecek birçok etmen var fakat bunlarla ilgili maalesef bir düzenleme yok ortada. Şimdi matrah tarafında %80'den yüzde kaça gelmesi mesela rahatlatıcı bir seviye hem tüketici hem üretici açısından? Şöyle söyleyeyim, aslında şu anda resmi gazetede yer alan ve hala geçerli devam eden fakat fiiliyatta kullanılmayan oranlara gelmesi yeterlidir. %50 diye bir oranımız var. Bundan 2 sene öncesinde %50 ÖTV oranına giren arabalar vardı. %50 ile %80 ÖTV dilimi arasındaki makas zaten %30. Ki bunun bir de KDV tarafına etkisi vardır ki bu 30'ları %35'lere çıkartmanız gerekir. Yani verginin de vergisi gibi bir kavram var maalesef ki Türkiye'de. İkisi birbirinden bağımsız, araç mal bedelinden bağımsız olarak ilerlemiyor. Önce özel tüketim vergisini ödüyorsunuz, akabinde toplam rakam üzerinden KDV ödüyorsunuz. Bu da aslında KDV'nin %20'nin biraz daha ötesinde olduğu anlamını taşıyor. Matrak güncellemesindeki çıplak rakamlar diye tabir ettiğimiz bu aracın ana rakamları yani üretim rakamlarındaki makasları maalesef son 1,5 yıldır herhangi bir şekilde revize etmedi devlet. Etmediği için de şu anda bütün arabalar %80'de. Yani bir avant yerli üretim bir araba %30 ya da %40 ithal bir arabaya göre avantaj sağlayabilir. Hem tüketicinin ulaşımını kolaylaştıracak hem satış adetlerini arttıracak. Dediğim gibi personel azaltımına gitmek zorunda kalacaktır yerli üreticiler. Yerli üretim yapanlar. Çünkü hem Avrupa'da bir düşüş var hem Türkiye pazarından istediğiniz payı alamıyorsunuz. Bu gayri ihtiyar olarak bir takım ilerleyen dönemlerde belki çok da uzun sürelere bakmamak gerekir ama küçülmeler anlamını taşıyacaktır. Yerli üretim pazarı yüzde kaçı? Yerli üretim şu anda hali hazırda ilk 9 ay için konuşuyorsak pazarın %30'u. Tamam, az önce söylediniz doğru. Doğru. Şimdi peki biraz işin fiyat talep dengesi tarafını da konuşalım o zaman bu görünümde. Özellikle ikinci el tarafında bir gerileme olduğunu anlıyoruz satış tarafında. %2 fiyat düşüşü, pardon fiyat tarafında %2 fiyat düşüşü olduğunu takip ettik. Daha da düşer mi buradan? İkinci el tarafında daha da fazla düşecek aslında çok fazla bir noktası yok. Bu arada şunu da belirtmem gerekiyor. Aslında ikinci el piyasası ilk 7 ayı baz aldığınızda aslında bir önceki seneye göre düşüş trendindeydi. Yani geçen seneyle kıyaslama genelde hep öyle yapılır. Kıyaslamada aslında oldukça geride gidiyordu. Çünkü sıfır arabada yer alan kampanyalar, bu 7 Temmuz meselesi vardı. Güvenlik standartlarına girmeyen arabalar artık girmeyecek olan arabalarla ilgili distribütörlerin yapmış olduğu ekstra kampanyalar vardı. Bunların hepsi ikinci el rakamlarının çok geri gelmesine ve ikinci eldeki satışların durmasına sebebiyet vermişti ya da daha doğrusu çok yavaşlamasına. Fakat Ağustos ve Eylül dönemlerinde aslında ikinci elde bir nebze de olsa artış gözlenmeye başladı. Artık bu rakamların dip seviyelere oturduğunu ve bu seviyelerden de artık çok daha fazla geri gidecek bir payın olmadığını, sıfıra bağlı olarak da bundan sonraki etapta artarak devam edeceği anlamını taşıyor. İkinci el tamamen sıfıra entegre bir durumdur. Sıfırda rakamlarınız avantajlı olduğu sürece ikinci el kayıplarınız devam edecektir. Yarın öbür gün eğer sıfırlarda kampanyalar çok daha fazla artarsa, eğer ki distribütörlerin ya da üreticilerin bu tip bir gücü varsa bu rakamları daha aşağı çekebilecek, bu ikinci elde fiyat düşüşlerinin devamı anlamına gelir. Hayır, stabilde kalacaksa sıfır tarafı ya da artmaya devam edecekse artık ikinci elin bu saatten sonra geri gidebileceği rakamsal anlamda bir yer yoktur ve rakamlar yukarı doğru devam edecektir. Bu da gayet olarak ikinci el pazarının bu saatten sonra artarak gitmesi anlamını taşıyacak. Siz ikinci senaryoyu mu daha güçlü görüyorsunuz? Şu anda evet. Peki, şimdi az önce kredi koşullarından bahsettiniz. Tabii özellikle yani ikinci eli de ilgilendiren ama sıfır tarafını da ilgilendiren bir durum bu. Kredi koşulları şu an nasıl? Birinci el için yani nasıl bir görünüm yaratıyor? Daha doğrusu yani patikanın devamında ne bekliyorsunuz bu kredi koşullarında diye de sorayım ama kredi koşullarını da bir kere daha hatırlatalım.
mevcut şartlarda şu anda içinde bulunduğumuz durumda kredi koşullarına rağmen aslında 850 binli adetlere ulaşmış olmak bence otomotiv pazarı için, Türkiye için bence oldukça başarılı bir süreç. Çünkü maliyeli matrahlarda olduğu gibi yani ÖTV matrah düzenlemesi yapılmadığı gibi krediler tarafında da maalesef ki bir düzenleme yapılmadı. Bugün 1.2 milyon TL'ye sahip bir araba, yani bir araca sahip olmak isterseniz, sıfır bir arabaya binmek isterseniz kullanabileceğiniz maksimum kredi tutarı ortalama 300 bin TL seviyesinde, 300-350 bin TL seviyesinde. Bu rakam 2 milyon seviyelerine çıktığında, özür dilerim, 2 milyon seviyesini açtığında zaten kredi kullanamazsınız diyor BDDK. 1 milyon 200 binin altında da çok fazla araba olmadığını göz önüne alırsanız eğer, maalesef ki şu anki vergi dilimlerinden kaynaklı olarak, 1.2 milyonluk bir mal bedelinde sadece 350 bin liraya kadar kredi kullandırabilmek aslında birçok tüketicinin bu araçlara ulaşımını çok ciddi derecede etkiliyor. Burada revizyon yapılmalı. Bu işin adını artık hani rakamsal boyuttan çıkartıp bundan 3 sene önceki duruma dönmeli. Yani fatura bedelinin %70'i denmeli. Fakat anladığımız kadarıyla çok da fazla bir borçlanma talep etmiyor devlet tarafı. Yani tüketicilerin çok fazla borçlanma içerisine girmesini istemiyor. İşte bu da maalesef ki satışlara bir sekte vuruyor. Eğer krediler tarafında bu güncelleme yapılırsa, tekrar söylüyorum, ilk 9 ayda zaten 1 milyonun çok üzerinde adetlerle konuşuyorduk şu anda. Ama kısa vadeli kredi tarafında güncelleme bu görünümde beklenmiyor. Yani içinde bulunduğumuz maalesef bir enflasyonist yani ortam var, faiz seviyelerinin geldiği bir nokta var ve son gelen enflasyon verisi sonrasında da o Kasım indirim beklentisinin de ötelendiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden önce bir faizde farklılaşma beklenmiyorsa bir müddet daha bu tarafta da, ki faiz indirim süreci başlasa da sıkılaşmanın devam edeceği mesajlarını da takip ettiğimiz bir ortamdayız. Yani talebin öyle hızla canlanması gibi bir döneme de girmeyeceğiz gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla en erken nerede kredi koşullarında bir rahatlamayı beklemek rasyonel olur sizce? Zeynep Hanım, bunu Ocak ayından önce, yani 2025'in ocağından önce beklemek mümkün değil. Çünkü 2025'in ocağında da bu arada bekleyeceğimiz nokta şurası, sadece kredi kullandırılma limitlerinde değişiklik yapmasını beklemek bir nebze nefes aldırabilir. Oradaki oranlar da çok önemli. Aslında konu sadece faiz indirimi de değil. Biraz önce söylediklerinizin her bir tanesi çok doğru kelimeydi ama bugün %4.29 gibi faiz oranları var. Evet, bir faiz indirimi yok ortada. Fakat insanlar otomobile kavuşabilmek için bu kredi oranlarından araba kredi kullanmaya da razılar, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Konu kredinin oranından bağımsız. Tabii ki kredi oranı düşerse işler çok çok daha hareketlenecek. İnsanların ulaşımı çok daha kolaylaşacak. Ama bugün insanlar gelip ben 4'lerden, 4.5'lardan, %4, %4.5 gibi oranlardan kredi kullanmak istiyorum dese bile BDDK'nın sınırına takılıyorsunuz. Yani 1.5 milyonluk bir arabada en fazla 350 bin TL kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi oranından bağımsız söylüyorum bunu. Bu da Ocak 2025'ten önce düzelebilecek bir şey değil, ancak yeni alınacak bir kararla burada düzenleme yapılması gerekir. Ancak böyle olur. Emrah Bey, biraz küreseldeki görünümü de konuşalım. Orada da tabii çok böyle iç açıcı bir durum yok. Yani özellikle sizin sektör açısından. Mesela Almanya'dan gelen negatif haberleri takip ediyoruz dev şirketler nezdinde. Özellikle üst segment şirketlerde, üst segment markalarda. Şimdi hem bu küreseldeki görünüm, hem bir yandan yine Avrupa tarafındaki düzenlemeler, özellikle bu yeşil mutabakat tarafı. Bir yandan da az önce de üzerinden geçtiğimiz içerideki görünüm ve mali düzenlemeler. Eğilimleri nasıl şekillendiriyor tüketici tarafında? Avrupa tarafındaki düşüşün altyapısında, dediğim biraz önce bahsettiğim gibi, %18'lik bir düşüş bahsedildi Avrupa pazarında. Bu ülkelere göre kendi içerisinde, özellikle bahsettiğiniz gibi Almanya burada çok ciddi etkilenen taraflardan bir tanesi. Fakat bu işin altyapısında da elektrikli araçlar geliyor. Avrupa bazı için bunu söylüyorum. Elektrikli araçlardaki düşüş maalesef ki Avrupa'da verilen teşviklerin artık oradaki hükümetler tarafından yavaş yavaş devre dışında bırakılması nedeniyle elektrikli araçlarda bir kayıp yaşamaya başladılar. Bu da ana otomotiv pazarlarında bir gerilemeye sebep oldu. Bunların hepsi birbirine çok ilintili şeyler. Yani Türkiye'yi Avrupa'daki araç satışları bizim sıfır satışlarımız anlamında çok etkileyen bir kavram değil. Türkiye geçen seneyle şu andaki otomobil satışlarında neredeyse kafa kafaya gidiyor. Bir 10 bin adetlik farkımız var ki geçen sene çok aracın bulunamadığı, araç ulaşımına sıfır tüketicinin çok da kolay erişemediği bir dönemde olmamıza rağmen, 2024'ün beklentisi böyle olmamasına rağmen şu anda çok paralel giden bir seviyede. Yani Avrupa'daki düşüş kadar Türkiye'de bir düşüş söz konusu değil.
Gereksizse de elektrikli araçlar tarafında Avrupa'da ciddi bir kayıp var. Türkiye'de tam aksine elektrikli araçlar tarafında yavaş yavaş da olsa bir artış durumu söz konusu. Fakat Avrupa'daki bu düşüş dediğim gibi Türkiye'deki üreticiler tarafında çok ciddi bir problem yaratıyor. Yani yerli üretim olarak bahsettiğimiz buraya yatırım yapan büyük firmaların eğer bu pazarları tamamlayamazlarsa ya da yakalayamazlarsa buradan Türkiye pazarı da onlara yetmeyecek. Avrupa'da da bir düşüş var. Peki buraya yatırım yapmasının, burada yatırımını sürdürmesinin amacı ne gibi bir kavramla karşı karşıya gelecek bu iş. Yatırım kaybına dönüşecektir burası. Peki Emrah Bey, son olarak bir Çin tarafını da konuşalım. Otomotiv sektörü deyip oranın etkisini pas geçmiş olmayalım. Çünkü hem sektörü çok yakından ilgilendiren Çinli firmalara yönelik son dönemde takip ettiğimiz vergi adımları var. Bir yandan o taraftan buraya yatırım odaklı gelen hamleler var. BED tarafını kastediyorum. Ne diyorsunuz? Sektördeki Çin etkisi bundan sonra nasıl devam eder ve hangi etkileri üretir? Çin etkisi büyük bir ihtimalle büyüyerek devam etmeye, bu sürdürülebilir bir konu olursa eğer büyümeye devam edecek gibi gözüküyor. Dediğiniz gibi BED bu işin ilk tarafında yer alıyor. İşte Türkiye'de bir yatırım, Türkiye'ye yatırım çekmeye çalışıyoruz. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Fakat Türkiye'ye çekeceğiniz bu yatırım görüşmeleri aslında pazarın artmasına da sebebiyet veriyor. Türkiye'ye bir para akışı sağlamanız gerekiyor. Bu 1 milyonun daha üzerindeki rakamlarla konuşmamızı sağlayacak. Çünkü şu ana kadar zaten Çinli markaların Türkiye pazarındaki pazar payı %10 seviyelerinde. Yani şu ana kadar satılmış olan toplamda 850 bin arabanın %10'u Çinlilere ait ki daha tam anlamıyla başlayamadılar bile. BYD tarafında 6 Kasım'da onların bir basın toplantısı meseleleri var. Oradan neler çıkacak onu ancak 6 Kasım'da görüyor olacağız. Ama bu ciddi yatırımlar Türkiye için evet parasal anlamda yatırım çekmek anlamında avantajlı olan şeyler. Türkiye pazarında insanların araca ulaşmasını göreceli olarak rekabeti arttıracağı için olumlu olarak öngörülebilir şeyler diye bakıyorum şimdiden. Ama daha bunun için çok erken. Çinliler tarafını yine 2025'te tam detaylı olarak bakmak gerekir. Emrah Ünlü, çok teşekkür ederim. Katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için çok sağ olun. Burada kısa bir araya gidelim. Aranın ardından 60 dakika devam edecek yeni konuklarla. Hoş geldiniz. 60 dakika devam ediyor. Amerikan seçimlerine az bir süre kaldı. 5 Kasım'da Trump mı Harris mi sorusunun cevabı belli olacak. Tabii bu süreç adayların farklı açıklamaları, değerlendirmeleri, verdikleri mesajlar ve vaatlerle takip edilmeye devam ediyor. Eski Amerikan başkanı yeniden seçilmek için yola çıkan Donald Trump'ın, Cumhuriyetçi adayın yani, Chicago Ekonomik Kulübü'ndeki bir etkinlikte Bloomberg News Genel Yayın Yönetmeni John McElwaite'e değerlendirmeleri oldu. Bir kulak verelim bakalım Trump neler söylemiş. Evet, şimdi önemli bir soru soracağım. Fed, yani orada faiz oranlarının artmasını istemediğinizi söylediniz ve işte Jerome Powell'ı görevde tutup tutmak istemediğinizden emin olmadığınızı söylediniz. Mayıs 2026'ya kadar görevde kalacak aslında. Kendisini görevden almayı düşünüyor musunuz? Yani bence hükümette şu anda en iyi pozisyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü ayda bir ofise geliyorsunuz ve bir yazı tura atıyorsunuz ve herkes sizden adeta bir tanrıymış gibi bahsediyor. Bu kişi benim ofisime geliyordu ve bana adeta yalvarıyordu. Yani aslında onu daha önceden görevden almaktan bahsettiniz. Evet, bahsettim çünkü faizleri çok yüksek tutuyordu ve bunu peki yapar mısınız tekrar? Yani aslında bunu söyledikten sonra inanılmaz fazla düşürdü faiz oranlarını. Çünkü işte onu tehdit ediyordum görevden almakla ilgili olarak. New York Times'ta 2,5 sayfalık bir yazı vardı ve işte burada
neden yapabileceğim ve yapamayacağım konusundaydı. Ve sonrasında o gerçekten de faiz oranları çok fazla indirdi. Yani bence eğer çok iyi bir başkansanız, mantıklı davranan bir başkansanız, en azından onunla konuşabiliyor olmanız gerekiyor. Ben tamamen kararı ver demiyorum ama ben çok iyi bir iş adamıyım ve şu an itibariyle insanlar benim ne kadar iyi işler başardığımı anlıyor. Yani işte burada yalan yanlış haberlerin bana kredi verdiğinden daha fazla iyi şeyler yaptım. Çok iyi bir iş adamıyım ve bence, yani şunu söylemekte bir beis görmüyorum. Bence onun olabileceğinden çok daha iyiyim. Pek çok kişiden çok daha iyiyim ve dolayısıyla bence burada aşağı yönlü, yukarı yönlü gidebilir konusunda inanıyorum. Yani burada eğer üçüncü dünya statüsüne gelmek istiyorsanız bunları yapın. Yani üçüncü dünya statüsüne gelebilirsiniz şu anda olan bir tane. Eğer bir ülke bana şunu söylüyorsa, bayım sizi çok seviyoruz, çok beğeniyoruz ama işte artık rezerv para birim olmasını istemiyoruz para birimimizin ve işte doları desteklemeyeceğiz derse, ben şöyle derim ona: harika, pekala, o zaman siz %100 gümrük vergisi ödeyeceksiniz ABD'ye sattığınız her ürün için. Yani ürününüzü çok seviyoruz, umarım ABD'ye pek çok satış yaparsınız. Ama o zaman bana şöyle söyler: tamam, pekala, biz dolarla kalmayı tercih ederiz derler. Yani bu aslında bir şekilde başka bir, burada başka bir insan yok böyle konuşabilecek. Bütün bunların hepsini, siz bütün vermiş olduğunuz seçim vaatlerinizi eklerseniz ve 7,5 trilyon dolarlık bir borç da ekleyeceğinizden bahsederseniz, ki bu aslında Harris'in söz verdiğinden iki katı. Acaba bu gerçekten de, yani aslında çok iş dünyası izleyicisi şu anda. Peki size neden güvenmemeleri gerekiyor? Biz güvenmeye inanıyoruz. Şirketlerin ABD'de üretim yapmasına inanıyoruz. Ve işte burada bütün düşen, yıkılan, boşalan fabrikaları görüyoruz. Bunların hiçbir işe yaramayacak. Ben burada vergileri düşürmek istiyoruz. Şirketlerin ABD'de ürettikleri ürünler için vergileri azaltacağız. Çok güçlü tarifelerle, gümrük vergileriyle onları destekleyeceğiz, bu şirketlere. Evet, 60 dakikada Kübra Orakçıoğlu Kazan yanımda, DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı. Kübra Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Zeynep Hanım. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim, teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet, aynen öyle. Şimdi az önce Donald Trump'ın mesajlarını sizinle beraber dinledik. Amerikan seçimlerine az bir süre kaldı. Tabii seçimlerin sonucu küresel ekonomi için son derece kritik önemde. Hangi senaryoda küresel ticaret nasıl seyredecek? Ve tabii dolayısıyla yani sizin alanınız olan yatırımlar tarafına yansıması ne olacak? Biraz buraya ilişkin değerlendirerek başlayalım mı? Tabii, burada tabii ki Trump'ın ya da diğer tarafın kazanacağını düşünürsek, Trump kısmında daha konservatif gidileceği için, örnek vereyim, Almanya'da yatırımların çok daha aslında sınırlı olacağını biliyoruz. Çünkü Amerikan firmalarının bir tık daha sınırlı stratejilerle ilerleyeceğini hepimiz zaten biliyoruz ama bunu günümüz stratejilerine bakarak da devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü inanın gündem her gün değişiyor. Ne yazık ki işte savaşlar gündemimizde ya da değişik iklim değişikliği, sürdürülebilirlikle ilgili birçok konumuz var. Bunların hepsi de her gün farklı farklı stratejilerle ilerliyor. Ama Trump ve Kamala'ya baktığımızda gerçekten de ikisi de çok zorlu bir yarışta şu anda. Bütün dünyayı da etkileyecek bir sonucu sonuca hazırlıklıyız şu anda. Trump seçilirse yatırım iklimi açısından daha zorlu bir ortam doğar Harris'e nazaran diyebiliyor musunuz? Yoksa aslında ikisi de aşağı yukarı bu korumacılık kapsamında özellikle benzer politikaları güder mi? Ne diyorsunuz?
Aslında biliyorsunuz Amerika çok farklı bir pazar. Bizim yatırımlarımız da yani küresel doğrudan yabancı yatırıma baktığımızda Amerika en çok tercih edilen pazar. FDI'nin %25'ini yaklaşık %25'ini kendisi zaten kaplıyor. Ve ikinci, üçüncü pazarlara da baktığımızda diğeri Brezilya, diğeri de Kanada. Dolayısıyla hepsi Amerika'yı besliyor. O kadar önemli ki bizim bu onların stratejileri bize çok yansıyacak. Tabii ki de ikisinin de ayrı ayrı yani söylenilenler var. Ekonomistlerin baktığı konular var. Evet, Trump burada işte daha sınırlı belki de bakıyor ya da konservatif konular. Görülüyor. Evet, dolayısıyla kendi ülkesini korumayla amaçlı bir takım ticari konulara da girecektir diye düşünüyorum. Ama bunu hepimiz ileride göreceğiz. Çünkü vaatleriyle yaptıkları da çok farklı olabiliyor bu konuda. Peki, şimdi biraz yine bu küresel görünüm üzerinden yatırım ikliminin nasıl seyredeceğini anlamaya çalışalım. Şöyle bir görünüm de var Kübra Hanım. Bir yandan da bunu bugün Sade Hoca'yla da günden kalanlarda konuştuk, Sade Uzunoğlu'yla. Bir müddettir de aslında gündemde. En nihayetinde önümüzde bir Çin görünümü var. Çin'den beklenen ekonomisinin toparlanması, canlanması, küresel ekonomiye de bir ivme kazandırmasıydı. Ama gördüğümüz kadarıyla bu teşvik paketleri falan da bir heyecan yarattı ama sonra beklendiği kadar montanlı olmadığı kanaati ve algısının hakim olduğunu takip ediyoruz. Büyüme beklentilerinin de aşağı yönlü revize edildiğini görüyoruz farklı kurumlarca. Tabii Avrupa tarafı zaten görünüm ortada. Özellikle Almanya odaklı bir resesyon görünümü mevzu bahis. O zaman küreselde büyüme nereden gelecek sorusu gündeme geliyor. Dolayısıyla bu da eşittir. Yatırım tarafı nerede canlanabilir? Nerelere bakmak gerekir? Siz nereye bakıyorsunuz? Dediğiniz gibi Amerika her daim evet bir anlamda hep canlı ama şu anda seçim dönemi. İnsanlar da ona göre dikkat ediyorlar firmalarımızda. AB'ye baktığımızda Avrupa Birliği'nde de borç çok. Ne yazık ki bir takım değişik stratejileri var. Dolayısıyla da artık daha çok yatırımı gelişmekte olan ülkelerde arıyoruz. Yani Çin, Hindistan, burada Türkiye de devreye giriyor, biz de giriyoruz. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin çok daha farklı avantajları oluyor. Çin'in bahsettiğiniz gibi evet bir takım avantajlarını çıkarmıştı. İşte lojistik avantajı vardı mesela bir ara. Yeter ki bizden üretimi yaptırın, lojistiği bile biz size karşılayacağız diyorlardı. Ama bunlar sürdürülebilir bir takım stratejiler değil. Dolayısıyla da burada daha çok gündemin başlıklarına bakmak gerekiyor. Yani şu anda herkes hangi konularda daha fazla yatırım yapıyor derseniz mesela günümüzün krizi iklim krizi ya da işte yapay zekaya bakabiliriz. Onun dışında teknoloji ve dijitalleşme en önemli konulardan. Dolayısıyla ülke evet çok önemli ama bu konuları da herhangi bir ülkede yapabilir tema, firmalar. Yani tema ülkeden bağımsız daha dominant oluyor o zaman sizin söylediğinizden anladım. Hı-hı. Dolayısıyla ülkenin hali hazırdaki büyümesi ya da işte o büyümedeki farklılaşmadansa temaya ne kadar uygun ortam yarattığı daha kritik önemde. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Tabii burada şöyle de bahsedebiliriz. İngiltere mesela her daim güçlü bir ülke ve her daim de stabil. Ekonomisi de değişmiyor. İngiltere'ye yatırım da çok yüksek. Özellikle Türklerin yatırımlarına baktığımızda İngiltere'ye yatırım ikinci sırada şu anda. Birinci sırada da mesela Hollanda diyebiliriz. Burada tabii ki hem coğrafi yakınlık hem ekonominin güçlü olması, siyasi istikrarın olması gibi birçok da sebep var. Ama Amerika kıtasına baktığımızda özellikle Kuzey Amerika her daim cazip bir halde. Burada Çin gerçekten de değer kaybetti. Ama Çin ve Hindistan biliyorsunuz her daim konuştuğumuz ülkeler ve nüfuslarından dolayı da çok dikkat çekiyor. Çünkü gündem konularının bir tanesi de yaşlanan nüfus. AB'de zaten çok fazla var. Bakıyoruz Amerika'da da keza aynı sebepten dolayı birçok aslında proje durdurulabiliyor. Çin, Hindistan bunlar gerçekten de nüfusları sebebiyle çok yüksekler. Türkiye'ye bakıyoruz keza o da öyle. Dolayısıyla bizler cazip ülkeleriz diyebilirim ben şu anda. Bizde hangi sektörlerin cazibesi yukarı yönlü şu an? Dünyada. Bizde. Türkiye'de. Ha, Türkiye'de. Türkiye'de ve dünyada da öyle aslında ama yazılım daha çok. Burada hep yazılıma önem veriliyor ve dünyada bütün yatırım yapılan
yerlere baktığımızda, şirketlere de baktığımızda finans birinci sırada şu anda. Finans ve bankacılık. Türkiye nezdinde de İstanbul zaten göz bebeğimiz biliyorsunuz. En çok turist alan şehir seçilmiş dünyada geçen sene Türkiye. Tabii burada bizim ekonomimizin de bir siyasi istikrarının daha iyi olması sebebiyle bu seneden sonra yatırımın artacağı da bekleniyor ama en çok yazılım. Bu aralar. Ne oranda artış bekleniyor Kübra Hanım? Yaklaşık %30'larda, %35'lerde. Ağırlığı yine yazılımda olmak üzere. Evet, evet. Peki yazılım tarafında yani şimdi şöyle bir konu aklıma geliyor. Hani bir yandan da yazılım tarafını konuştuğumuzda da geçenlerde Alim Küçükpehlivan buradaydı. Mesela temel meselelerden biri orada yazılımcıyı dışarıya kaptırma meselesi. Evet. O nokta ne kadar belirleyici bu yatırım ekseninde nereye oturuyor? O çok önemli. Onu zaten genellikle outsource da edebiliyoruz. Çin ve Hindistan bu konuda çok gelişmiş durumda. Bizim de yazılımcılarımız çok iyi, çok nitelikli, değerli ama onları tutmamız için başka projeler yapmamız gerekiyor bence. O işin eğitim kısmına da giriyor birazcık. Ne yapıyor mesela? Tutanlar nasıl projeler yapıyor? Gözleminiz ne sizin? Türkiye'dekilerde aslında daha çok biliyorsunuz artık Z kuşağı, Y kuşağıyız bizler, Z kuşağına bakıyoruz ya da alfaya bakıyoruz. Onların istekleri ve gerçekten de tutumları çok daha farklı. Günümüz Türkiye'sinde yurt dışına giden gençlerimizi çok görüyoruz. Yazılımcılardan da çok fazla var. Tabi burada onlara da dokunmak gerekiyor yani. Ha şöyle de yapabiliyorlar. Artık evden çalışma, online çalışma zaten home office çok yüksek biliyorsunuz. Türkiye'deki bir şirketi yurt dışında yaşayarak da bir şirketle kontak halinde olabiliyor, çalışabiliyor. Bu da zaten günümüzde artık ülke bazlı değil, tamamıyla insanların kendi iletişimiyle, firmaların kendi iletişimiyle birleşimi olan bir konuya giriyor. Peki Kübra Hanım, şu an bize yatırım en çok ne cenahtan, ne taraftan geliyor? Hangi ülkelerden, hangi bölgelerden? Genellikle bizde Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan, zaten Suudi Arabistan'da biliyorsunuz aramız çok daha iyi eskisine nazaran. O bizim siyasi gelişmelerimiz, ekonomik gelişmelerimize de olumlu anlamda yansıyor. Bu çok güzel bir süreç. Onun dışında Avrupa Birliği'nden de keza var ve Amerika'dan da, hani çok enteresan ama Amerika'dan da var. Çünkü bizim gibi gelişmekte olan pazarlarda çok büyük açıklar var. Yani mesela biz sürdürülebilirlikle ilgili birçok projeye henüz başlayamadık ülke olarak. Ya da iklim kriziyle ilgili birçok konu var. Bunlara değinmemiz gerekiyor. Bunları da kimler yapacak? Yatırım yaparak aslında hem yabancı firmalarla hem Türk firmaların birleşimiyle olabilecek konular. Yine keza eşitsizlikle alakalı. Zaten biliyorsunuz savaş var. Dünyada çok farklı bir kaos var. Bu noktalarda yatırım için aslında önemli konular. Türkiye şu anda inci gibi. Çünkü siz de görüyorsunuzdur. Türk Hava Yolları 130 ülke uçuyor şu anda ve gerçekten de Türk Hava Yolları'na bindiğimizde hepimiz bir gurur kaynağı olarak hissediyoruz. Çünkü çoğu kişiye baktığımızda yaklaşık %70'i yabancı insanlardan, yabancı kişilerden oluşuyor. Bunlar da onları kullandığını düşünürsek Türkiye'ye de çok büyük bir avantaj sağlıyor bu kişiler. Bizden giden yatırımlar noktasında görünüm nasıl? Tekstil tarafını mesela hep konuşuyoruz. O taraftan Mısır'a, Fas'a, Cezayir'e kayışları olduğunu görüyoruz. O devam edecek gibi duruyor benim sektör temsilcilerinden edindiğim izlenime göre. Farklı sektörlerde de böyle bir görünüm var mı? Türklerin yani bizlerin yurt dışına yatırımı her geçen gün artıyor. Zaten verilere de bakıyoruz. Gördüğümüz şöyle 2022 yılında 4.9 milyar dolarlık bir sermaye pozisyonumuz varmış yurt dışında. Şu anda 5.7 milyar dolarlık. Bunlar gerçekten de güzel rakamlar. Gün geçtikçe de ülke sayısı yine keza artıyor açıkçası. Ama tabii burada farklı noktalar da devreye giriyor. Dediğiniz gibi evet tekstilde Mısır'a bir kaçış olabiliyor bazen maliyetlerin düşüklüğü gibi. Ama Mısır tahmin edilen kadar çok yüksek de değil açıkçası. İlk 10'da hala yok. İlk 10'a bakıyoruz. Hollanda var, Yunanistan var, Amerika var, İngiltere var, Portekiz var ama Mısır henüz yok. Dolayısıyla o bahsedilen kadar gündemde olan konu kadar tekstilde o kadar kaçış Mısır'a henüz yok. İlk ondaki sektörler hangileri? Finans ve bankacılık tabii ki. Madencilik var. Yine işin ticaret ama gıda kısmı var. Bunlar en önemli noktaları ve yazılım. Yazılım.
bunlar yurt dışına yatırım yapan sektörlerimiz, bizden yurt dışına gelen. Ağırlık da orada Avrupa'da anladığım kadarıyla. Evet, %60'ı, %61.4'ü yaklaşık Avrupa Birliği ülkeleri. Sonrasında Amerika geliyor, ondan sonra da diğer ülkeler geliyor. Ama tabii burada İngiltere'yi de unutmamak lazım. Çünkü bizim 500'den fazla firmamız sadece İngiltere'ye geçen sene yatırım yapmış. Bunların çoğu da yazılım bu arada. Yurt dışına yapılan yatırımların geri dönüşü ne bize? Yurt dışına yapılan yatırımların geri dönüşü aslında yurt dışına neden yatırım yapar bir firma diye baktığımızda markalaşma, yeni pazarlar, vergi avantajları ya da ekonomik istikrarı olan bölgeye hakim olma gibi birçok konudan dolayı bunu yapar. Ve biz oralarda da istihdam sağlıyoruz. Ve biz Türkleri de oraya götürüyoruz. Geçen sene 170 binin üzerinde istihdam sağlamışız kendi yatırımlarımızla. Ondan önceki sene 164 bin. Bunlar her yıl artıyor. Ve Türklerin de yani bizlerin de aslında yurt dışına bir anlamda yatırım yaptığımız için gidişatı da o yönde ilerleyebiliyor. En önemli konumuz bizim burada Made in Türkiye algısını da arttırmak aslında Zeynep Hanım. Anladım. Peki son bir soru. Şu yapay zeka ve sürdürülebilirlik noktasını da bir parça size sormak istiyorum. Bu iki temanın öne çıktığını siz de vurguladınız. Çokça da yazılıp çiziliyor üzerine. Yapay zeka ve sürdürülebilirliğin yolları ne kadar kesişiyor, ne kadar ayrışıyor? Bunu şundan da soruyorum. Yapay zekanın özellikle çok fazla enerji tükettiği, çok ciddi su tüketimine yol açtığı, bunun da ne kadar sürdürülebilir olduğu noktasında da bazı tartışmalar olduğu için merak ettim. O nasıl yansıyor? Yatırımcı tarafından bakarsanız nasıl görüyorsunuz burayı? Burada Bill Gates'in biliyorsunuz çok önemli cümleleri var yapay zeka ile alakalı. Günümüzün en önemli asistanı yapay zeka mı? Evet, öyle. Bir iki yıl sonra belki de artık asistanlık da kalmayacak. Biz kendimiz yapay zeka ile her şeyi bir anlamda değerlendirmiş olacağız. Yapay zekanın en önemli konusu daha efektif olması. Şimdi dijital dediğimizde çok geniş bir alan söylüyoruz. Ya da yazılımda da yazılım diyoruz. Yazılım alanı ama çok geniş. Yapay zekaya bakıyoruz. Bizim dediğimiz şeyleri akademik olarak ya da iş hayatında işimizi kolaylaştırarak bize sonuçlandırıyor. Rapor haline getiriyor. Ya da bizimle konuşabiliyor, sohbet edebiliyor biliyorsunuz. Yani en yakın arkadaşımız olabiliyor. Bunu daha da arttıracaklar. Zaten Elon Musk'ın da yeni bir robotu da çıktı biliyorsunuz. Bunların hepsi birleşecek ama tabii ki de önemli prosedürlere de dikkat etmek gerekiyor bu konuda. Kübra Hanım çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız, bana eşlik ettiğiniz için çok sağ olun. Sorularımızı yanıtladığınız için. Son konuğumuza geçelim. Sabiha Asfuroğlu, Abbasoğlu yayına katılacak. Asfuroğlu Grubu Turizm Yatırımları CEO'su. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hatay'dan katılıyorsunuz yayına. Doğru biliyorum değil mi? Antakya'dan katılıyorum. Ve tekrar merhaba diyebilmek çok güzel depremden sonra. Bizim için de aynı şekilde. O zaman oradan başlayalım. Biraz kentin durumuna ilişkin gözlemlerinizi, tespitlerinizi işitelim. Ne kadar toparlandı? Elbette sektörünüz özelinde de konuşacağız ama önce bir genel olarak görünüm nasıl kentte? Tabii ki biz geçmişi çok özlüyoruz. Hiçbir şey 6 Şubat öncesi gibi değil. Olması da tabii ki zaman alacak. Ama biz daha iyi olacağına inanıyoruz hep birlikte. O yüzden terk etmedik ve o yüzden buradayız. Çok zor bir süreçten geçtik hepimiz. Yani hani manevi anlamda da maddi anlamda da herkes için çok zor bir süreç oldu. Çünkü bu sadece küçücük bir alanın, küçücük bir bölgenin yıkımı değil. Bu koca bir şehrin yıkımıydı. Ve toparlanmak tabii ki zaman alacaktı. Kolay değil. Ama el birliğiyle kalkacağımıza inanıyoruz. Hepimiz geçmişimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, eski işimizdeki canlılığımızı özlüyoruz aslında. Şu anda dağılmayan hiçbir aile ya da dağılmayan hiçbir iş yeri yok. Ama dediğim gibi bir şekilde daha iyi toparlayacağımızı düşünüyorum zamanla. Peki, şimdi toparlama noktasına biraz sektör özelinden de gidelim. Ne kadar geri dönüşler mevzu bahis? Yani özellikle sektörde çalışanlar anlamında, yatırım anlamında, iş anlamında kayıplar ne kadar telafi edildi? Şu an nasıl bir görünüm var turizm tarafında? Turizm tarafında aslında daha yeni yeni başlıyoruz. Bizim ufak bir otelimiz daha var şehir merkezinde. O da yıkılmayan tek binaydı. Çok şehrin kalbinde bir yerdeydi ve bizim geçen sene orayı açmamız aslında bölgedeki bir şekilde hareketi sağlamış oldu. O yüzden biz iş yerlerinin açılmasını çok çok önemsiyoruz. Aslında hani
söyleyeceğimiz şey de bu. Mesela insanlar yardımlara geliyor ama yardım değil buradaki gerekli olan. Burada istihdamı sağlamamız gerekiyor. Küçük otelimizde bile bizim 20 kişi çalışıyor. 4 ile çarptığınızda 80 kişilik bir kişiye istihdam sağlamış oluyorsunuz. Ve bu bir şekilde ayağı da sağlamış oluyor. Çünkü otele geliyor, otele geldikten sonra şehirde dolaşmaya başlıyor, esnafa katkısı oluyor. O yüzden çok önemli. Turizmde ise şu anda bizim bulunduğumuz müze otelinin rolünün çok büyük olduğunu düşünüyoruz. O yüzden aslında biz oteli açmak için çok mücadele ettik. 2009'da başlamıştık biz bu mücadeleye diyeyim. Ve çok inandık biz bu projenin Antakya'ya katacağına, ülkeye katacağına, insanlar katacağına çok inandık. Çünkü bu insanlar bırakılmış gerçekten çok önemli bir miras. Fakat depremden sonraki aslında görevi ise bizim bütün bu şehre ve bölgeye turizmde hareketi başlatacak ateşi yakması olarak görüyoruz. Çünkü insanlar müze otele geldiğinde sadece müze otelde kalmıyorlar. Müze otele geliyor, esnafa gidiyor, çarşıda dolaşıyor, alışveriş yapıyor. Bir şekilde para sirkülasyonu başlıyor. O yüzden bizim herkesin istediğimiz aslında bir şekilde Antakya'ya gelmeleri, pozitif ayrımcılık istiyoruz kendimize. Ve bu şekilde bu şehirdeki hayatı başlatmak. Yani biz önümüzdeki daha 3-4 yıl beklesin, şeyi komple tamamlansın beklemememiz gerekiyor ülke olarak. Bizim hafta sonu dinlenmeye, tekrar keyif almaya, tekrar yemek yemeye, tekrar burada huzur bulmaya insanları davet ediyoruz. Ve burada müze otelin rolü çok büyük dediğim gibi. Peki bu anlamda yani bölge, şehir özelinde nasıl teşvikler mevzu bahis? Devletimizin tabii ki deprem süresince verdiği teşvikler var. Hala destek veriyorlar. Onlar için de çok kolay bir süreç değil. Ama tabii ki bizim isteğimiz çok daha farklı teşviklerin veriliyor olması. Çünkü istihdam zaten yeteri kadar şu anda zor. Personel bulmakta hepimiz çok zorlanıyoruz. İnsanların önce evleri bitecek, evleri bittikten sonra buraya gelebilecekler ki çalışmaya da başlayabilecekler. Ama dediğim gibi bu hem devletin, hem özel sektörün, hem de bireysel olarak biz ne yapabiliyorsak el birliğiyle yapabileceğimiz bir şey. Peki, yani turizm tarafını etkileyen farklı sektörler açısından süreç nasıl işliyor? Onlar ne kadar var? Yani mesela sağlık tarafı, gastronomi tarafı şu an ne durumda orada? Sağlık tarafında da birçok bizim konteyner hastanelerimiz açıldı. Çok zorlu olmasına rağmen dediğim gibi komple şehir çöktü ve hani kolay bir süreç değil hiç kimse açısından. Hastanelerimiz de mevcut. Şu anda herkes çok rahat hastaneye gidip gelebiliyor. Tabii ki aksaklık olabilir, her yerde olabiliyor. Fakat gastronomi anlamında da bizim esnafımız buraya çok bağlı. Hepimiz buraya çok bağlıyız ve herkes geri dönmek istiyor. Evi ve işi olduktan sonra eminim ki şu anda dışarıda olan bütün şehrimin insanları geri dönecektir. Şu anda yani dönercisi, künefecisi, baharatçısı aslında herkesin alışık olduğu ve hani Antakya'ya geldiğinde görmek isteyeceği, bulmak isteyeceği tatlar şu anda yavaş yavaş açılıyor. Gastronomiyle ilgili çarşılar, turizmle ilgili çarşılar yapılıyor. O yüzden geldiklerinde yerleri farklı da olsa bu tatları bulabileceklerine çok çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani dediğim gibi biz hep birlikte şehir olarak ayağa kalkmak istiyoruz. Ve bu yüzden herkesin buraya gelmesine, bizi desteklemesini çok istiyoruz. Yabancıların buraya gelmesini çok istiyoruz. Türkiye'den herhangi bir grubun buraya gelmesini istiyoruz. Bütün gezme, eğlenme, iş ne yapılacaksa burada yapılmasını istiyoruz. Ekstra herhangi bir şirketin, herhangi bir kurumun, sağ olsunlar deprem zamanında çok ciddi yardımlar geldi. Hala da geliyor. Ama bu yardımların biz istihdam boyutuna taşınmasını istiyoruz. Yani bu sadece dediğim gibi mont, yiyecek, yiyecekten daha farklı bir şey gelmesi lazım. Sürdürülebilir bir şey yapmamız lazım bizim. O yüzden bir şey yapılacaksa yatırım anlamında özel şirketlerin de bu bölgeye yatırım yapmasını rica ediyoruz. Peki şu ana kadar bu beklentileriniz anlamında süreç umut verici ilerliyor mu? Tabii ki ilerliyor. Hı hı. Tabii ki ilerliyor. Yani biz ilk başladığımız zaman depremden hemen sonra kendim dahi nasıl ayağa kalkacağımızı manevi anlamda ilk önce bütün bu acıları nasıl unutup sonra nasıl ayağa kalkacağımızı mücadelesini çok verdik. Ama bizim ilk düşündüğümüz her ne kadar büyük acı yaşamışsak yaşadık. Bizim bir şekilde ayağa kalkıp şehrimize sahip çıkmamız gerekiyordu ve bu bizim hepimizin sorumluluğuydu. O yüzden hiçbir zaman bırakmadık, hiçbir zaman gitmedik ve gitmeyeceğiz de.
mücadelemize devam edeceğiz. Hani ilk zamanlardaki o karanlık süreçten bugünleri görmek, tekrar burada olmak, tekrar bir şekilde sizlerle görüşüyor olmak çok umut veriyor zaten şu anda. Sabiha Hanım, şöyle bir kıyaslama yapalım mı? Yani tabloyu daha net anlamak adına. Deprem öncesi turizm anlamında görünüm nasıldı? Ne kadar dramatik bir değişiklik oldu? Biraz o tarafı bize anlatır mısınız? Yani resmi netleştirmek açısından ve nelerin hali hazırda hızla telafi edilmesi gerektiğine, ihtiyaç duyulduğuna ilişkin de manzarayı anlamak adına. Tabii ki. Şimdi depremden önce iki şehrimize çok ciddi anlamda hem kendi ülkemizden hem de başka ülkelerden birçok misafirimiz oluyordu. Kaç yıllık oranlar var mı elinizde, sayılar, rakamlar? Yılda kaç kişi ziyaret ediyordu, nereye? Depremden peki sonra da maalesef sayı vermek galiba çok doğru olmayacaktır. Çünkü yok, yani öncesini bilmek adına merak ediyorum zaten. Depremden sonra eminim dramatik bir düşüş olmuştur da. Yani bizim daha çoğunlukta yerli misafirimiz olmakla birlikte yurt dışından da ciddi bir misafirimiz oluyordu. Biz biliyorsunuz New York Times'tan, hani New York Times'a görülmesi gereken 52 yerden biri olarak seçilmiştik. Onun dışında The Economist, Telegraph gibi birçok farklı prestijli basın yayın organında yer almıştık ve bunun çok ciddi etkisini gördük. Şehre gelen, bunu deneyimlemek isteyen birçok misafirimiz oluyordu ve bu hepimizi çok mutlu ediyordu ve birçok aslında başka şehirlerde olan büyük eventler de bu şehirde oluyordu ve herkesin çok mutlu olarak ayrıldığı bir yerdi burası. Çünkü çok kültürlüğü, gastronomisi ve daha eğlenceli halini insanlar samimiyetini çok özlüyordu. Tabii ki depremden sonra hani dediğim gibi çok ciddi bir etkilenme oldu ama biz bu canlılığı tekrar yakalayabilmek için elimizden geldiğince çok mücadele edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Hızla çok şehrin toparlanması dileğiyle diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, sağ olun. 60 dakikayı yine Amerika tarafından seçim sürecinden bir haberle bitirelim. Biliyorsunuz Harris ve Trump tarafına ilişkin farklı analizleri takip ediyoruz. Berenberg'in bir analizi var. Bu raporda Trump'ın kazanma ihtimaline değinilmiş, %45'ten 55'e yükseltmiş kazanma ihtimalini. Bir bakalım gerekçeleri neler, Harris için ne düşünülüyor? Bu raporunuzdaki bas senaryoyu ve Amerikan seçimleri için bas senaryonuzu paylaşabilir misiniz? Evet, şu anda Trump aslında anketlere baktığımız zaman biraz daha önde gidiyor gibi duruyor. Ve işte şu an itibariyle bir ihtimal dahilinde, yani %55 civarında. Peki bir başkan olarak Trump ne yapardı? İşte bunlar aslında aynı zamanda senatoda çoğunluğu sağlayacak mı, sağlamayacak mı? İşte bu çok önemli olacak. Eğer burada çoğunluğu sağlayamazsa politika adımları çoğunlukla aslında işte bu gümrük vergisi artışı olacak. Göçmenliğin önüne geçmesi, azaltması olacak. Ve aynı zamanda ABD ekonomisini biraz da deregüle edebilir. Yani bu kısa vadede ekonomi için iyi olabilir ama daha az göçmenlik ve daha yüksek gümrük vergileri bu uzun vadede ABD ekonomisini kötü etkiler. Eğer Harris seçilirse o zaman direkt olarak normal politikaları, mevcut politikaların çok fazla değişmesini beklemiyoruz. Dolayısıyla ekonomik tahminlerimizde, ekonomik görünümde çok büyük bir değişiklik beklenmiyor. Ama Trump'a geniden dönersek şu anda %55 oranında bir ihtimal var ve bununla %35 oranında da bir şekilde de kongrede çoğunluğu elde edemeyecek gibi duruyor. Ama %20 oranında baktığımız zaman eğer Trump başkan olarak seçilirse ve hem senatoyu hem de diğer kanadı ele geçirirse, yani kongreyi tamamen kontrol edebilirse, o zaman işte çok büyük vergi indirimleri yapabilir ki bu da kısa bir süreliğine ABD ekonomisine yardımcı olabilir ama önümüzdeki dönemde borçluluk oranlarını artırabilir ABD ekonomisini ve bu da Fed'in faiz indirimlerini
indirimlerini durdurması anlamına gelir. Yani mali politika daha gevşeyici bir hale gelirse o zaman para politikasının sıkı kalması gereklilik haline gelir. Sayın Schmeling, şunu da bize açıklayabilir misiniz acaba? Özellikle işte Senato tarafında, Kongre tarafında. Neden burada yani hem Kongre hem Senato'dan çıkabilecek bir yani çoğunluğun sağlanıp sağlanmaması neden önemli? Evet, ABD Kongresi'ne baktığımız zaman iki kanadıyla beraber aslında bir güç kaynağı yani burada örneğin işte hükümet harcamaları, vergi tarafı bunların kongreden geçmesi gerekiyor. Başkan burada bir teklif sunabilir ama bu kongreden geçmesi gerekiyor. Kongre şu anda olduğu gibi eğer bölünmüş olacaksa yani bir taraf cumhuriyetçilere, diğer taraf demokratlara aitse o zaman işte bu iki taraf genel olarak birbiriyle anlaşamıyor ve birbirlerini genel olarak bloke ediyorlar karar alım süreçlerinde. Dolayısıyla mali politikalarda çok büyük bir değişim beklenmez. Ama eğer başkan hem her iki kanadı da kontrol edebiliyorsa işte o zaman mali politikaları istediği gibi değiştirebilir. Örneğin vergileri düşürebilir ya da hükümet harcamalarını artırabilir ABD ekonomisi için. Ama burada kimin burada iki kanadı da kontrol edeceği gerçekten dünyanın geri kalanı için de önemli. Jeopolitik gelişmeler adına, tarife, ek gümrük vergileri adına bunların hepsi aslında sadece başkanlığı kimin kazanacağıyla bitmiyor.